Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışan merakla yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. 15 üyeden oluşan asgari ücret tespit komisyonu 11 Aralık'ta saat 14'te toplantılara başlayacak. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Yol haritası belirlenecek. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk İş'te olacak. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Görüşmeler Aralık ayı boyunca devam edecek. Son toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Asgari ücret tespit komisyonu kararları oy çokluğuyla alacak. Son toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak. Asgari ücret belirlenirken enflasyon, geçinme endeksleri ve genel ücretler seviyesi dikkate alınacak. Temmuz ayında yapılan ara zamda %34 artış yapılan asgari ücret net 11.402 lira olmuştu. Yapılacak zam diğer ücretler üzerinde de etkili olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan sürecin olumlu ilerlediğini söyledi. Asgari ücret görüşmelerinin çabuk bitirilmesi komisyonun çalışmasına bağlı, teknik çalışmalar yapılıyor. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar resmi gazetede yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi Türk İş ve TİSK Başkanımızla bir açılışımız olacak. Süreci Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz her zamanki gibi siz de biliyorsunuz çalışanlarımıza enflasyonu ezdirmemek. Bakan Işıkhan gelecek yıl için tek zam yapılacağının altını bir kez daha çizdi. Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah. Sizinle de paylaşacağız. Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde öyle. Asgari ücret yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücrete ikinci zamı yaptık.